Yiğit bulut. 2018'in ilk günü. Unutmayın, unutturmayın. Sevgili dostlar. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok defa çok net ifade etti. Bu bir işgal denemesiydi. Evet, 15 Temmuz bir işgal denemesiydi. Darbe, işgal girişimi. Sevgili dostlarım, yazmak, konuşmak, dik durmak ve her dakika daha güçlü olmak zorundayız. Başkomutanımızın liderliğinde, milletin emeğiyle bu saate kadar dik durduk, güçlü olduk, daha da olacağız. Şehitlerimizin bize bıraktığı çocukları bizi daha güçlü görecek. Onlar için hepimiz için ülke, millet, ümmet için daha güçlü olacağız. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Sevgili dostlarım, daha önce defalarca aynı cümleyi yazdım, yine yazacağım. Kimse kendini avutmasın. Bu topraklar, bu coğrafya ve ayağa kaldıran lider topyekün bir saldırı altında. Ve en önemlisi bize kimseden hayır yok. Sinsiler içimizde köşede fırsat bekliyorlar. Samimiyetsiz geçmiş olsunlar. Samimiyetsiz yanınızdayızlar ve arkadan gelen başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine verilen destekler. Küresel destek olmadan bu tip terör örgütlerinin bu noktalara gelmesi zor. Son yaşananlar ve bir terör örgütünün kendi askeri imkanlarımızı kullanarak ülkemizi işgal etme denemesi. PKK denen örgüt yıllarca bazı ülkelerden açık destek bulmadı mı? bulmadı desinler veya terörle içi yanan Avrupa'ya soralım. Bu örgütleri sivil toplumunuz, devletleriniz yıllarca korur gözetirken vicdanlarınız neredeydi? Çok uzun yazmayacağım. Dediğim gibi hepsi aynı bunların. Bizim için çıkar tek yol var. Biz olmak, güçlü olmak, maneviyatımızı ve maddi gücümüzü en noktasına taşımak bu millet bu ümmet bu coğrafyanın insanları bu saldırıyı da aşacak kimsenin şüphesi olmasın seçilmiş cumhurbaşkanımız liderliğinde bütün bu saldırıları atlatacağız dik duracağız daha güçlü olacağız daha çok çalışacağız ve ecdadımızın emanetine şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız yaşasın güçlü büyük tam bağımsız cihan şumul türkiye Not dün yazdığım bugün de vurgu yaptım. Sinsiler başlığı çok önemli. Açmaya devam edeceğiz. Yiğit Bulut Star